Şimdi biliyorsunuz 61 yaşındaki demans rahatsızlığı da olan Nazım İsilioğlu'nu aramak için ailemiz aramızdaydı, ablası ve kuzeni aramızda. Ya size çok iyi bir haber veremeyeceğim. Bir trafik kazasından bahsetti bir izleyicimiz. Sizin aradığınız kişi olması çok muhtemel ama benim bunu gidip netleştirme şansım yok. Eğer uygunsanız sizi ekip arkadaşlarımız adli tıpa götürecekler. Yani bütün sosyal hizmetleri vesaireyi herkese aradım ama Nevzat Ustaoğlu bizi aradı. Sevgili izleyicim çok teşekkür ediyorum. Nevzat Bey günaydın. Kayda mı yalnız? Siz bir trafik kazasından bahsediyorsunuz. Buyurun efendim, ne zaman oldu bu trafik kazası? Ya biz 27'sinde ayın 27'sinin akşamında Tem otoyolunda giderken bir kazaya şahit olduk. Tabii kazayı birebir görmedik ama yerde yatan biri vardı. Yardım amaçlı indik. Baktık, tabii kazayı yapan kişi de kendisi de orada bulunuyordu. Tabii yüz simasını biz tanımadık, hani yüz siması tanımıyordu, bir de gecenin bir yarısıydı, yaklaşık 2,5-3 sularında. Ama o üstündeki kaza renkli olduğu için aklımda benim o kaldı. Kazaktan dolayı bizim aradığımız beyefendi olabilir diye düşündünüz. Tam da kaybolduğu günden bahsediliyor. Tem derken Tem'in neresinde? Çünkü bahçeli evlerden kaybolmuştu. Evet. Abla şeyi biliyorsunuz zaten. Metrit Cezaevi'nin az ilerisinde, Ankara'ya doğru ilerleyen 1 kilometre ilerisinde Sultan Gazi Sapağı'nın oradaydı. Anladım. Bayağı yürümüş o zaman. Yürür müydü böyle? O sürekli yürür, Bayağı arabalara yürümüş. binmez. Evet. Bayağı yürümüş. Oradaki Tem otoyolunda böyle bir kaza gerçekleşiyor. Beyefendi kazandan teşhis etti. Ama gidip bir bakmanız gerekiyor. Peki o değil özür. Çok teşekkür ediyorum Nevzat Bey size. Çok sağ olun gerçekten. İşte bazen böyle samanlıkta iğne aramak gibi bizim işimiz ama dikkatli izleyicilerimiz. Zürriyet Hanım, gidin bir bakın isterseniz. Yani tahmin ediyordunuz biliyorum zaten ama başına bir iş geldiğini. Ya inşallah o değildir. Başka yerlerde aramaya devam ederiz. Beyefendi kazadan teşhis etmiş. Saati de tam tuttuğu için tarih ve saati. Ben o yüzden gidip bir bakmanızı rica ediyorum. Olur mu? Yanımıza birisini alabilir Evet miyiz? evet gelecek şimdi arkadaşlarım. Seslerimiz kesildi. Ah Peki o Semaver. değildir. Ya Peki zor bir durum işte. Rahatsızlığı yani evde tutulamıyor oluşu gerçekten çok zor. bizim oraya erkeklerden birisi gelsin. Tamam alalım o zaman biz aileyi. Onları da adli tıp arkadaşlarımız da yanımıza gelsin. Ama Peki yanlıştır. İnşallah. Peki yanlıştır. Yani bahsettiği yer de beyefendinin sizin bulunduğunuz yere bayağı uzak aslında. O çünkü çok yürür. Arabalara. 12 kilometre falan var değil mi? Uzak yani. O demek ki Tem'den Uzak, yürürken evet. Şimdi yani... tabii bilinçsiz de yürüyor. Nereye gittiğini, yolu, Ya Tem izi zaten ayırt yaya yoluna kapalı edemiyor. biliyorsunuz. Yani Dolayısıyla İstanbul'da tabii yaşamayan ki, izleyicilerimiz tabii için ki. söyleyeyim. Gidin bakın ona göre konuşalım. Hadi. Allah Eve yardımcıları kapasan olsun. eve kapadı oluyor. Üzerine kilit vursan başka tehlikeler var. Yangını var, depremi var, o su var, bu su var. Kapıyı açıp bulduğunda da gerçekten çok zor. Bakan Yani aile yakınları da bu tip hastalıklarda nasıl davranmaları gerektiği biliyorsun ne konusunda yapacağım? Şevki çok hocam da ne bilinçli yapacağım? Ama olamıyorlar. ne yapacağım? O evden dışarı çıkmak Ne istiyor. yazık ki bu tip hastaların barınabilecekleri korumalı. Hem tıbbi anlamda hem diğer anlamda hani çıkmasının engellenebileceği koşulların olduğu bakım evlerinin çoğaltılıp bunların oralarda Birçok barındırılması ailede en vermek istemiyor. sağlıklısı. Tabii ki bizim Ele hani ele güne karşı örf ve çevre ne adetimize der diye göre hala onu olmaz vermek deniyor istemiyor ama. ama ne yazık ki o bakılan profesyonel anlamda bir bakıma ihtiyacı var bu tür Çok zor, kişilerin. çok zor. Allah Gerçekten kimsenin zor. başına Çok zor. Ben hiç vermesin. kimseye Ya bir de vallahi şimdi baktım bakamadın kendilerini diyemem. sorumlu addediyorlar. Acaba ilgilenemedik, acaba bakamadık falan diye. Ama değil işte öyle. Halbuki hiçbir günahları yok. Yani başka da bir çare yok. Allah yardım Günlerdir etsin. arıyorlar. Ben valla Allah Nevzat yardım Bey'e etsin. teşekkür İnşallah o ediyorum. değildir yine de. Belki kıyafetten benzerdik ama siz görüntünüzden ben biraz... En sonunda Sultan Gazi. Evet, Benim Allah ümidim sonuna yok. eylesin. Yani...
Dur bakalım yani. Gene bakalım evet, belki. Evet, olmayabilir ben yine ama mesafe yürüyebileceği yani. De bir mesafe aslında. Evet. Hani sonuçta yürüyebilen bir hastane, hastadan bahsediyoruz. Hastaneden de kaç tutulmuyor evet. işte. Yani Şevki Hoca'nın dediği gibi merkezler olacak. O merkezlerde insanlar bakılacak. Bizim de 10 sene falan da değil ya. Yarın ne olacağımızın garantisi yok. Tabii, tabii. Bu da böyle tak diye de olanlar var. Yani günden güne durumu kötüleşenler Alzheimer var. Alzheimer olmaz, bir emboli bilmiyorum. Hata olur, bir pıhtı aynen öyle. Atar. Sarıyer'den yani İstanbul'u gider. Bilmeyen, bilenler için benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bilmeyenler için boğazın bir ucundan bir ucu diyeyim size. 70 küsur yaşındaki bir bey amcamız Sarıyer'den yola çıkmıştı. Sarayburnu'nda bulmuştuk. Şimdi Sarıyer nereye, Sarayburnu nereye? Yürü desen kim yürüyebilir? Hadi yani o kadar öyle yürünecek bir mesafe değil. Ama yürüyorlar işte. Demek ki onlar da öyle bir yolunu tutturdu mu dünyadan gidiyor. Uzak. Ama işte o sırada araba mı çarptı, o mu oldu, denize mi düştü falan işte oraları. Çok zor. Evet. O yüzden evet yani çok merkezler açılmalı bu konuda. Ve kim ne diyor diye de düşünülmeden yakınlarımızı o merkezlere yatırmalıyız. Sonrası çok daha büyük üzüntü. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.